hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle enerji zirvemizi nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl buldunuz? Enerji zirvesi her zaman aslında Türkiye'nin en kaliteli organizasyonlarından birisi oldu. 13 defa çeşitli illerde benim de ziyaret etmek ve katılma imkanım olmuştu. Bu sene İstanbul'da. Açıkçası yine enerji sektörünün değişik paydaşlarını, akaryakıttan doğalgaza, doğalgazdan yenilenebilir enerji, pek çok farklı paydaşını bünyesinde bulunduran kalitesi yüksek bir organizasyon olarak her zaman görüyorduk. Bu sene de öyle olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah güzel bir şekilde de devam edip tamamlanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıkladığı 2035 hedeflerini nasıl değerlendirirsiniz? Yani rüzgar enerji sektörüne nasıl bir görev düşüyor? Sizin bu konuda değerlendirmeniz nedir? Şöyle, şimdi Enerji Bakanlığımız aslında bugüne kadar ülkemizin yönünü yenilenebilir enerjiye çevirmek doğrultusunda önemli adımlar atmıştı. 2023 yılının başında Ulusal Enerji Planı'yla 2035 yılında 53 bin megawattın üzerinde güneş, 29.600 megawatt rüzgar hedefini açıklanmıştı. Bugün toplamda takriben 80 bin megawattı aşan bu hedef, bir ay önce 21 Ekim'de Enerji Bakanımız Alparslan Bayraktar'ın yaptığı aslında bir açıklama ve lansmanla 120 bin megawatt olarak revize edildi. Tabii bu %50 civarında bir artış demek ki çok önemli bir rakam. Önümüzde 2035 yılına takriben 11 sene var. Bu kadar süre içerisinde önemli bir hedef bu. Bugün rüzgar enerjisinin kurulu gücüne baktığınızda işte 13 bin megawatt mekanik gücümüz var. Güneş enerjisi de 18 bin megawattın üzerine çıkmış durumda. 30 bin megawattı aşkın bir gücümüz var. Ama gidilecek yol çok uzun. 4 katına ulaşması gerekiyor. 30 bin megawattan 120 bin megawatta çıkacak. Burada rüzgara ne düşüyor? Şimdi rüzgar da güneş de buranın en önemli ayaklarından bir tanesi. Bizim sektör olarak hem sanayileşmeyi yüksek oranda sağlamış, hem de önemli oranda rüzgar yatırımını gerçekleştirmiş bir ülke olarak bunları çok daha ileriye taşımamız lazım. Bunu taşırken de tabii yapılması gereken işler var. Bunların arasında tabii kamuya düşen önemli konu kapasite tahsisleri. Enerji Bakanlığımız ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumumuz geçtiğimiz senelerde özellikle depolamalı projelerin tahsisiyle önemli adımlar attı. Bugün 19 bin megawata yakın depolamalı rüzgar kapasitesi tahsis edilmiş durumda. Enerji Bakanlığımızın bu yaptığı 2035 vizyon, yenilenebilir vizyon açıklamalarıyla da bundan sonra her yıl en azından 2000 ila 2500 megawatt arasında rüzgar ve güneş. Bunun da %40'ını rüzgar olarak paylaştı bakanımız. Bu da ne demek? Aşağı yukarı 1000-1500 megawatt arasında rüzgar olması demek. Yani bundan sonraki yıllar için kapasite tahsisi sorumluluğunu yine Enerji Bakanlığımız yerine getirecek. Bunun dışında enerji yatırımcılarına, sanayicilere düşen görevler var. Tabii yine destek ihtiyaçları var. Burada izin kanunu ile ilgili beklentilerimiz çok. Sanayinin desteklenmesi ile ilgili ihtiyaçlarımız çok fazla. Bir de tabii çok ciddi bir enerji iletim altyapısı ihtiyacımız, dağıtım altyapısı ihtiyacımız var. Bakanlık olarak Enerji Bakanlığımız bunların her birine bu planda değiniyor. Bunları yerine geldikten sonra enerji yatırımcılarının ve sektörün kalan paydaşlarının üzerine düşen tabii ki yatırımları yerine getirmek, sanayileşme doğrultusunda da yerli ekipman üretimini arttırıcı adımlar atmak. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Başarılı bir etkinlik diliyorum.